Sanayi Üssü, Bilecik, Bozüyük. Sevgili Can Gezikolikler, her bir tarafı güzellik, her bir tarafı huzur dolu Bozüyük ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Can Gezikolikler, Bilecik ilimize bağlı bir ilçe olan Bozüyük, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olup şehrimiz Bilecik ilinin kalbi durumundadır. Adeta bir kültür mozaiği olan Bozüyük kentimizi hep birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Macera dolu, güzellik dolu Bozüyük gezimizde bizleri adeta dört gözle bekleyen Ulu Önder'in mekanı Bozüyük Atatürk Köşkü, Bozüyük'ün zarif ve estetik camisi Kasımpaşa Camii, Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri Türbesi, kurucu baba Ertuğrul Gazi Türbesi çok yakın, yörenin manevi mihmandarlarından Kumral Abdal Türbesi, güzellik cümbüşü Kınık Şelalesi, şehitlikler ve zafer anıtları, doğanın koynunda huzurun zirvesinde türbin mesire yeri, enfes Bozüyük yöresel lezzetlerinden nohutun şekil almış hali nohut kebabı, enfes lezzet keklik kebabı, uygarlıklar beşiği bir kent Bozüyük'ü hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Genel bilgiler: Bilecik'in en gelişmiş ve en büyük ilçesi olan Bozüyük, dört büyük bölgenin kesişim noktasında yer almaktadır. Bozüyük şehrimiz merkezinden geçen karayolunun iki yanına kurulmuştur. Yöre nispeten engebeli bir arazi üzerindedir. Rakım yaklaşık 750 metredir. Yöre topraklarının yarıya yakını ormanlık arazidir. Bozüyük şehrimiz Marmara bölgesinde bulunmasına rağmen daha çok karasal iklim etkisi altındadır. Kış aylarında yağışlı ve soğuk, yaz aylarında ise kurak ve sıcaktır. Karaçam, kayın, meşe ve kızılçam özellikle yörede sıklıkla görülen ağaç türleridir. Dikili Taş Deresi, Karasu ve Sarısu Nehri ile Dodurga Baraj Gölü Bozüyük şehrimizin önemli su kaynaklarındandır. Yöre ekonomisinin büyük bir bölümünü seramik sanayisi oluşturmaktadır. Bununla birlikte Bozüyük şehrimizde demir döküm, Ford Otosan, Eczacıbaşı, Ak Enerji, Etimaden, Halıser gibi birçok tanınmış sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bozüyük şehrimiz kuzeyinde Bilecik Merkez ilçe, Pazaryeri ve Söğüt ilçesi, güneyinde Kütahya Merkez ilçe ve Tavşanlı ilçesi ile Domaniç ilçesi, doğusunda Eskişehir İnönü ilçesi ve son olarak da batısında Bursa'nın İnegöl ilçesi ile komşudur. Bozüyük ilçemizin kadim tarihi. Bozüyük jeopolitik konumu sebebiyle çok eski zamanlardan bugünlere kadar dinamik ve zengin bir tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Öyle ki birçok uygarlık bu önemli topraklara sahip olabilmek için mücadele etmiştir Can Gezikolikler. İlk çağlardan itibaren yörede önce Hititler, M.Ö. 1200'lü yıl senelerden itibaren Balkanlar tarafından yöreye ulaşan Frikyalılar, günümüzdeki Yaylacık, Manişar ile birlikte İçköy olarak isimlendirilen kesimlerde tarihi Mina şehrini kurmuşlardır. Yöredeki yaklaşık 600 senelik Frik egemenliği ise doğu yönünden Kafkaslardan gelen Kimmerler tarafından sonlandırılmıştır. Öte yandan Kimmerlerin yaklaşık 100 yıl süren hakimiyetini ise bu sefer batı yönünden intikal sağlayan Lidyalılar tarafından son verilmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda ise bu sefer de yöreye doğu istikametinden gelen Persler, sonrasında batı istikametinden gelen Büyük İskender liderliğindeki Makedonyalıların bölgeye hakim oldukları görülmektedir. Günümüzde hepimizin bildiği adıyla Bozüyük, o yıllarda Lamunia ismiyle anılmaktaydı. 1071 Malazgirt Muharebesi'nde Selçukluların Bizans İmparatorluğunu Yüce Allah'ın izniyle mağlup etmesinin ardından Bozüyük ve çevresi Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferinde ordunun başında olan Kasım Paşa'ya ve ordusuna Bozüyük yöresindeki 4 mahalle yerleşimin halkı tarafından yardımlar yapılır. Kasım Paşa bu yardımlara hayran kalır.
Buna binaen savaşın inşallah kazanılması halinde Bozüyük yöresine döndüğünde cami ve imaretler yaptıracağı sözünü verir. Savaştan zaferle dönen komutan 1525-1528 yıllar arasında Bozüyük yöremize cami ve külliyeler, han, hamam, aşevleri, mektepler yaptırır. Cami ve külliyelerin inşası ile bu dört köyün halkı şimdiki Kasımpaşa Mahallesi'nde toplanarak bugünkü Bozüyük şehrimizin temellerini atmışlardır Can Gezikolikler. Ulu Önder'in mekanı Bozüyük Atatürk Köşkü. Yeşillikler içerisinde olan bu güzel mekan Ulu Önder Atatürk'ün silah arkadaşı Çolak İbrahim tarafından 1930 senesinde inşa edilmiştir. Atatürk Bilecik iline geldiğinde bu binada konaklamıştır. Dış yapının görüntüsü Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki eve benzemektedir. Bozüyük'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Gülalan mevkiinde bulunan köşk, ormanlık alanda mimari yapısı ve bulunduğu yer bakımında büyüleyici güzelliktedir Can Gezikolikler. Bozüyük'ün zarif ve estetik camisi Kasımpaşa Camii. Bozüyük şehir merkezinde yer alan cami, Osmanlı mimari üslubu bakımından en zarif ve estetik yapılardan biridir. Külliyenin merkezinde bulunan bu cami ile imaret ne de mutludur ki bugünlere kadar ayakta kalabilmiştir. Bu kutsal mabedin yapımı 1528 senesine uzanmaktadır. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın emrindeki komutanlardan Kasımpaşa tarafından yaptırılmıştır. Bu caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı da rivayet edilmektedir. 1938 ve 1939 yıllarında restorasyonu yapılmış, böylelikle Yüce Allah'ın izniyle günümüze kadar gelmesi sağlanmıştır. Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri Türbesi, Bilecik il merkezinde bulunmakla birlikte Bozüyük şehir merkezine oldukça yakın bir konumda, yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunmaktadır. Şeyh Edebali Hazretleri büyük bir İslam alimi olup Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey'in eşinin babasıdır. Doğum tarihinin 1206 yılı olduğu bilinmektedir. Bilecik'te yaşadığı dönemlerde bir dergah kurmuştur. Osman Gazi'nin Yüce Allah'ın izniyle yaklaşık 600 yıl sürecek olan kocaman imparatorluğun rüyasını Şeyh Edebali Hazretleri'nin evinde kaldığı gecede gördüğü söylenmektedir. Şeyh Edebali Türbesi yörenin ve hatta ülkemizin en yoğun ziyaret edilen mekanlarından biridir. Kurucu baba Ertuğrul Gazi Türbesi Bozüyük'e çok yakın. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Cennet Mekan Osman Bey'in muhterem babaları olan Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ilçemizdeki türbesidir. Bozüyük şehir merkezine de çok yakın bir konumda olan türbenin Bozüyük'e mesafesi Bozüyük-Söğüt yolu üzerinden yaklaşık 25 kilometre ile yarım saatlik mesafededir. Türbe 1757 senesinde Sultan 3. Mustafa ve 1886 senesinde ise Sultan 2. Abdülhamit tarafından restore edilmiş ve günümüz ziyaretçilerine ulaştırılmıştır. Siz Can Gezikoliklerin hem dini hem tarihi mekanı ziyaretini bir arada yapabileceğiniz en özel yerlerdendir. Yörenin manevi mihmandarlarından Kumral Abdal Türbesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin sancaktarlarından olan Kumral Abdal, Osmanlı Devleti'nin yörede güçlenmesi ve Müslümanlığın yayılması açısından çok önemli rol oynamıştır. Nerede ve ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekle birlikte asıl adının Turgut olduğu ve Şeyh Edebali Hazretleri'nin müritlerinden biri olduğu bilinmektedir. Kovalacı beldesinde bulunan türbenin Bozüyük şehir merkezine uzaklığı Şehit Ünal Demir Caddesi üzerinden yaklaşık 4 kilometredir. Güzellik cümbüşü Kınık Şelalesi. Doğa severlerin uğrak mekanı olan Kınık Şelalesi, çınar ve incir ağaçlarıyla kuşatılmış bir halde neredeyse yeşilin tüm tonlarını içerisinde barındırıyor.
Kınık Şelalesi Bozüyük Şehir Merkezi'ne D650 karayol üzerinden yaklaşık 65 kilometre ile 1 saat 15 dakikalık. Bilecik İl Merkezi'ne ise yaklaşık 25 kilometre mesafededir. Nadir güzellikte bozulmamış doğal yapısıyla çınar ve incir ağaçlarıyla kaplanmış bakir bir alandadır. Yaklaşık 10 metreden aşağı dökülen suyu ilkbaharda karların erimesiyle birlikte en coşkulu halini almaktadır Cangezi Kolikler. Şelale deniz seviyesinden 360 metre yükseklikte bulunmaktadır. Şehitlikler ve zafer anıtları. Tarihte birçok savaşın yapılmış olduğu Bozüyük Göremizde birçok şehit mezarı bulunmaktadır. Nitekim İnönü Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 844 kahraman askerimizin mezarı Bozüyük şehrimizde bulunmaktadır. Her yıl bu güzel vatan evlatlarını anmak için Bozüyük şehrimizde törenler düzenlenmektedir. Bozüyük şehir merkezine şehitliklerin mesafesi yaklaşık 6 kilometredir. Şehre 16 kilometre uzaklıkta ise Metris Tepe Zafer Anıtı bulunmaktadır. Anıtın üzerinde şehit olan kahramanlarımızın bilgileri bulunmaktadır. Doğanın koynunda huzurun zirvesinde Türbin Mesire Yeri. Muhteşem doğal güzelliğiyle, tertemiz oksijen dolu havasıyla, huzurun tavan yaptığı ortamıyla sevdiklerinizle ve ailenizle hoş vakit geçirebileceğiniz bir destinasyondur. Özellikle hafta sonları piknik ve doğal gezi için yöre halkının ve çevre şehirlerdeki güzel insanların uğrak mekanıdır. Bozüyük şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Enfes Bozüyük yöresel lezzetleri. Yörenin güzel insanlarını tanımak ve lezzetli yemeklerini tatmak için Bozüyük şehrimizin yöresel yemeklerini siz değerli Cangezi Kolikleri bildirmek isterim. Bu enfes lezzetler nohut kebabı, keklik kebabı ve bir de soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi bozadır. Nohutun şekil almış hali nohut kebabı. Haşlanmış nohut, kuşbaşı et, soğan, somun ekmek ve salça ile hazırlanır. Küçük küçük doğranan ekmekler yağlanıp baharatlanarak fırında güzelce kızartılır. Bir yanda da doğranan soğanlar tencerede kavrulur. Üzerine haşlanmış nohutlar ve salça eklenir. Baharatlar da eklendikten sonra su ilave edilir ve pişmesi için beklenir. Başka bir tavada etler tereyağında kavrulur. Kızaran ekmekler geniş bir tabağa alındıktan sonra üzerine pişirilen nohut ve etler eklenerek servis edilir. Enfes lezzet keklik kebabı. İlçemizin yöresel yemeklerinden olan keklik kebabını sizler için araştırdık. Temizlenen keklikler güzelce temizlenir ve yıkanır. İçi dışı güzelce tuzlanır. Kanat ile butları bağlanarak şişe geçirildikten sonra yağlı kağıda sarılır. Yarım saati geçmemek şartıyla güzelce kızartılır. Bu enfes tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun Cangezi Kolikler. Bozüyük ilçemize ulaşım. Bozüyük konum olarak İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin tam kesişim noktasında yer almaktadır. Bu nedenle ulaşım altyapısı fazlasıyla gelişmiş bir durumdadır. Ankara, İstanbul ve İzmir'den doğrudan otobüsle seyahat etmek mümkündür. Aynı zamanda Bozüyük şehir merkezi içerisinden yüksek hızlı tren hattı geçmekte olup İstanbul, Ankara ve Konya'dan Bozüyük ilçemize çok kısa sürede seyahat etmek mümkündür. Bağlı bulunduğu Bilecik İl Merkezi'ne D650 karayol üzerinden yaklaşık 35 kilometre ile 35 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Bozüyük'ün başkent Ankara uzaklığı yaklaşık 285 kilometre ile ortalama seyahat süresi 3 saat 15 dakikadır. İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 260 kilometre ile ortalama seyahat süresi ise 3 saattir. İzmir olan uzaklığı ise D300-E96 karayolları üzerinden yaklaşık 420 kilometre ile ortalama seyahat süresi 5 saat 15 dakikadır. Bozüyük ilçemize en yakın havalimanı yaklaşık 55 kilometre ile 45 dakikalık uzaklıkta bulunan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'dır. Uygarlıklar beşiği bir kent, Bozüyük'e yelken açın. Cangezi Kolikler geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarihiyle, doğasıyla, insanlarıyla güzel Bozüyük şehrimize veda ederken
Siz değerli Can Gezi koliklere şu tavsiyede bulunmak isterim. Bozüyük'e uğradığınızda sizlere rehber olacak bu çalışmamızı yakinen yanı başınızda bulundurmanızı ümit ediyorum. Sevgi ve muhabbetle elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.